hemen başlayacağız. Geçtiğimiz saat dilimleri içerisinde aslında bir süredir takip ettiğimiz İngiltere'deki siyasi sürece dair önemli bir gelişme netleşmiş oldu. İngiltere Başbakanı Liz Truss 45 gün gibi kısa bir süre içerisinde istifasını sundu. Acaba kim başbakan olacak? Bunu tartışmaya başladık. 3 isim ön plandaydı. Biri eski başbakan Boris Johnson'dı. Diğeri de Rishi Sunak'la Penny Mordaunt. Johnson önce tatilini yarıda kesti. Londra'ya döndü. Yakın çevresine başarabilirim dedi. Sonra ise aday olmadığını duyurdu. Rishi Sunak aday olabilmesi için gereken milletvekili desteğini çok kısa sürede tamamladı. Zaten öndeydi. Aslında Mordaunt'ın şansı yok gibiydi. Mordaunt da adaylıktan çekildi ve İngiltere'nin artık yeni başbakanı Rishi Sunak. Son durumu ve detayları konuşacağız. Bloomberg HT Londra temsilcisi Ceren Dilekçi Köseoğlu'yla. Ceren merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Aslında son iki kişi arasında meseleyi konuşurken sürpriz değil Rishi Sunak'ın başbakan olması. Ama Boris Johnson ne yaparı biz merak ediyorduk. Şimdi ne konuşuluyor İngiltere'de? Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? İngiliz halkını bundan sonra ne bekliyor? Aslında yeni başbakanı oldukça zor bir dönem bekliyor diyebiliriz Mehmet Akif. Yani İngiltere'nin yeni başbakanı ve Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Rishi Sunak oldu. Tabii bu sene içerisinde göreve gelen 3. başbakan kendisi. 42 yaşında. Johnson döneminde İngiltere'nin Maliye Bakanlığı görevini yürütmüştü. Aynı zamanda parti içerisinde öncesinde çeşitli görevlerde bulundu. Siyasete atılmadan önce ise finans sektöründe çalışmıştı. Yani finans sektörünü, finansı yakından bilen bir isim. Bu nedenle de belki de aslında yaşam maliyeti krizinin bu kadar ağır olduğu bir dönemde göreve gelmesi nedenlerinden biri de finans kökenli bir isim olması. Diğer tarafta tabii serveti çok konuşuldu. Çünkü İngiltere'nin en zengin 222. kişisi, yani avam kamerasında en yüksek servete sahip olan isim kendisi. Hatta İşçi Partisi geçtiğimiz yıllarda kendisini eleştirmişti. Halkın sorunlarını ve geçim derdini anlayamayacak kadar zengin biri olduğunu ifade etmişti Sunak'ın. Tabii baktığımız zaman şu anda zor bir dönemde göreve geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde, geçim sıkıntısı yaşanıyor ülkede, enerji faturaları artıyor, kiralar, konut fiyatları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Diğer taraftan baktığımız zaman büyümeye ilişkin problemler var. Mesela İngiltere artık resmen resesyonda. Her geçen gün açıklanan veriler İngiltere'nin resesyona girdiğini gösteriyor. Yani bu dönemde aslında Rishi Sunak tabii göreve geldi. Şimdi burada sorulacak soru, Rishi Sunak nasıl bir politika izleyebilir de bir fark yaratabilir İngiltere'de? Aslında kurumların beklentilerine baktığımız zaman kim gelirse gelsin İngiltere'de çok fazla dinamiği değiştirebilecek bir durum olmadığına dikkat çekiliyor. Çünkü şu anda 40 milyar sterlinlik bir açıkla karşı karşıya hükümet ve bu açığı kapatmak için hızlı bir şekilde kemer sıkma politikalarına geri dönmesi gerekiyor. Şimdi gözler 31 Ekim tarihinde açıklanacak orta vadeli mali planda olacak ve 31 Ekim'de yeni adımlar gelmesi bekleniyor hükümetten. Yeni vergi artışlarının gelmesi muhtemel. Henüz tabii Sunak son dönemde bir açıklama yapmadı izleyeceği politikalara ilişkin. Fakat önceki başbakanlık yarışında hatırlayacak olursak Liz Truss ile yarışmıştı ve son ikiye kalan isimdi. Fakat Liz Truss'a yenilmişti başbakanlık yarışı döneminde. O dönem vaatlerini hatırlayalım. Mesela enflasyon kontrol altına alınmadan vergi indirimlerine gidilmemesi gerektiğini söylemişti ülkede. Diğer tarafta kamu çalışanların ücret pazarlıklarını bağımsız bir kurula devredeceğini belirtmişti. Savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payını %2 seviyesinde tutmayı hedeflediğini söylemişti. Tabi bu da önemli. Halen aslında bu politikasını devam ettirmeye niyetinin olduğunu anlıyoruz. Konuya yakın kaynakların basına aktardığı görüşlerden. Çünkü hem Johnson döneminde hem de ardından Truss döneminde savunma harcamalarında oldukça iddialı bir plan ortaya konmuştu. Fakat Rishi Sunak'ın açıklamaları gereken yerlerde harcamaların yapılacağı yönünde diyebiliriz Mehmet Akif. Şöyle, Liz Truss göreve geldiğinde aslında Muhafazakar Parti içinde de İngiltere'de de çok kalamayacağı, bu işi yönetemeyeceği, parti içinde de tutunamayacağı konuşuluyordu. Hatta Boris Johnson geri gelir mi gelmez mi tartışmaları da vardı. Sunak için aynı şeyi söylemek mümkün değil diyebiliyor musun?
Evet diyebiliyorum. Sunak aslında çok fazla ismin desteğini almış durumda. Yani son açıklanan tabii son rakamı bilmiyoruz. Fakat basına yansıyan rakamlar en az 180 milletvekilinin desteğini aldığını gösteriyor. Zaten İngiltere'nin Maliye Bakanı Jeremy Hunt da önceki başbakanlık yarışında Rishi Sunak'ı destekleyen bir isimdi. Yani şu anda aslında parti içerisinde diğer başbakanlara kıyasla biraz daha birlik ruhunun olduğunu söyleyebiliriz. Ki Sunak da zaten az önce ilk açıklamasını yaptı. Şu anda partinin ihtiyacı olan şeyin birlik, bütünlük olduğunu belirtti. Yani aslında bu nedenle zaten bir sonraki genel seçim 2024 yılında yapacak İngiltere'de. Çok fazla bir süre kalmadı ve bir sonraki genel seçimlere kadar Rishi Sunak'ın artık partiye liderlik, genel başkanlık yapacağına kesin gözle bakılıyor. Tabii biraz piyasa tepkisini de konuşalım. Tam onu soracaktım. Çünkü evet. Hatırlayacak olursak Truss göreve gelmesinin ardından mini bütçeyi açıklamıştı ve biz sterlinde büyük bir çöküş yaşandığını görmüştük. Sterlin dolar karşısında tarihi düşük seviyeye gerilemişti. Tahvil faizleri bir gecede çok hızlı bir şekilde yükselmişti. Bankalar mortgage ürünlerini geri çekmek durumunda kalmışlardı. Bir hafta sonra piyasaya daha yüksek faiz oranlarıyla geri döndüler. Yani piyasalarda büyük bir kaos ortamı oluşmuştu. Şimdi Truss'ın hem istifa etmesi, tabii istifa etmesinden önce İngiltere Maliye Bakanı olarak Jeremy Hunt'ı ataması ve Jeremy Hunt'ın Truss'ın izlediği vergi indirimi politikalarından U dönüşüne gitmesi piyasalarda bir iyimserlik yarattı. Sterlin dolar karşısında toparlandı. Bugün de hem dolar hem de euro karşısında sınırlı bir toparlanma gösteriyor. Fakat halen sene başından bu yana dolar karşısında %16 civarı değer kaybetmiş durumda. İngiltere borsası sene başından bu yana %20'yi aştı değer kaybı. Kısa dönemde aslında bir çözüm beklenmiyor. Fakat yine de Sunak şu anda piyasanın en sevdiği isim diyebiliriz bu anlamda. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ceren Dilekçi. Elizabeth yaşasaydı bir başbakan daha, yani biraz daha yaşasaydı bir başbakan daha görecekti İngiltere'de. Şimdi efendim kimdir bir bakalım İngiltere'nin yeni başbakanına. Bir önceki, yani Liz Truss'tan bahsetmiyorum, Boris Johnson Türk asıllıydı. Bu da Hint asıllı. 42 yaşında Rishi Sunak, hatta şey de konuşuluyor şimdi ne kadar İngiliz olduğu falan ama kimisi diyor ki işte Amerikan vatandaşlığına başvurusunu bile geri çekti İngiltere'de siyasete girdiğinde. Boris Johnson New York doğumluydu. İşte bu İngiliz vatandaşlığında kaldı ve daha İngiltere açısından tırnak içerisinde yerli ve milliliği falan da konuşuluyor. Oxford mezunu. İlk kez 2015'te milletvekili oldu kendisi. Siyasete girmeden önce Yatırım Bankası'na çalıştı. Ekonomiden anlayan bir isim dolayısıyla. Maliye Bakanlığı yaptı. Johnson'a karşı istifa eden ilk isimlerden birisiydi bu arada. Onu da sizlerle o dönemde paylaşmıştık. Enflasyonu kontrol altına aldıktan sonra vergi indirimi vaat ettiğini az önce Ceren de paylaştı. Dolayısıyla ekonomiyi nasıl yöneteceği konusunda da bu bir fikir veriyor. Devam edelim hemen. Evet. Peki.